Selam arkadaşlar, Mucize Yumak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz şöyle pirinç modeliymiş. Ben bilmiyordum modelin ismini. Instagram'dan yine çokça yorum geldi pirinç modeli diye. O yüzden pirinç modeli sepet diye başlıkta attım zaten. Buradan da söylemiş, belirtmiş olayım. Şimdi hemen kağıt ipten iki kat ördüğüm bir taban yaptık. 22 santim. Sonra üzerine modelimizi kurduk. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce ölçüleri vereyim ve ne kadar ip gitti onu söyleyeyim. Arkadaşlar yaklaşık 250-300 gram arasında ip gitti. Aslında bu kadar gitmezdi. Orta, şöyle elimi koyayım. Orta bir sepet. Bu büyük bir sepet değil. Orta boy bir sepet. Ancak alt katı, taban kısmını çift kat yaptım ki daha kullanışlı olsun diye. Tek kat da örebilirsiniz ama benim uyguladığım sayılar tutmayacaktır tek katla. Çift kat örmenizi yani bilmiyorum ama tek kata nazaran çift kat çok daha kullanışlı olacaktır. Siz de çift kat örerseniz çok daha iyi olur derim. Hemen yukarı santimini söyleyeyim. 10 santimde yukarı kısım oldu. Ama sizler zaten ileride şimdi videonun ileri kısımlarında anlatacağım. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. O zaman da yüksekliğini de artırabilirsiniz. Yaklaşık dediğim gibi 250-300 gram ip gitti. Ben çile halinde kullanıyorum kağıt ipi. Çift kat tabana, tek kat kenarlarına yaptım. 3 milim normal kenarlara, tek kat ördüğüm yere 3 milim tığ kullandım. Şöyle. Tabana da 5 milim kullandım arkadaşlar. Böyle tok, güzel olsun diye. Şöyle metal bir tığım var. Alamadım. Onu da 5 milim kullandım. Başka söylemek istediğim, ipi söyledik. Kağıt ip markasız kullanıyorum çile halinde. Galiba söyleyeceklerim bu kadar. Hemen hadi buyurun yapımına başlayalım. Evet, hemen çift kat kağıt ipimi aldım. Şöyle kenara çekelim. Ve biraz içinden açalım. Ve 5 milim tığımı da aldım. Sizi çok zorlamayacaksa 4 milimle de 4,5 milimle de örebilirsiniz arkadaşlar. Ben geçen sefer 4 milimle örmüştüm. Bu sefer 5 milimle denemek istedim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Yine aynı toklukta oluyor. Zorlamaya gerek yok. Ama kağıt ipiniz ince ise, benim biraz da kağıt iplerim kalın. O yüzden 5 milime yükseldim. Yoksa 4 milimle de örebilirsiniz. Daha ince bir kağıt ipiniz varsa. Şimdi hemen çift kat yaptım. Kağıt ipimi şöyle birazcık bırakıyorum. Şöyle sihirli halka yapımıyla yine elime doladım. Buradan geçirdim tığımı. Şöyle ön tarafa geçiriyorum. Bir tane kilit noktası yaptım. Bir zincirle. Bunu saymıyorum. Şimdi içinden geçirerek 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 ve sonuncuyu yapıyorum. İlk zamanlarda zorlanabilirsiniz. İlk defa yapıyorsanız özellikle çok zorlanacaksınız. Ama ördükçe inanın alışacaksınız ve sonuca değecek. Şimdi bu ipimi de buradan sıkıca kapatacağım ki şöyle sihirli halkamı kapatacağım. Mesela tek kat olsaydı bu kadar sıkamayacaktım. Kağıt ip kopacaktı. Çift kat olduğu için rahatça sıkabiliyorum. Şimdi şu kısımdan şuradan birleşimimi yapıyorum. Alttan da şöyle ipim gezdireyim ki tekrar saklama sıkıntısı olmasın sonrasında. Şimdi küçük bir yuvarlağımız oldu. Hemen ikinci sıraya çıkıyorum bir zincirle. Ve normalde örgü örerken hemen ilk olarak şuraya batıyoruz ya. Burada yıldız yıldız oluşsun diye, daha doğrusu başak modeli deniyor ona. Tam şu kısımların ortasına batacağız ki çok daha düzgün bir görüntü olsun. Bir defa battım. Bir defa daha batacağım. Çünkü her birine iki tane yapacağız artırma uyguladığımız için. Şimdi hemen yanına geçiyorum. Bakın şunlara değil, şunları almıyorum. Şu kısımların ortasına batıyorum. Arka taraftan da zaten şöyle bakın. Şöyle olması gerekiyor. 2 2 tam ortaya. Bakın.
Buradan da şöyle tam orta kısma. Yine iki tane yapacağım. Yani toplam 6 tane ikilimiz olacak. Bu ikinci sıramızda. Şöyle. Metal tığ kullanırsanız özellikle markalı tığınıza zarar vermemiş olursunuz. Markasızsa zaten silikonları hep yerinden oynayacaktır. Kağıt iple çift kat çalıştığım zaman ben mutlaka metal tığımı kullanıyorum. Çünkü zorluyoruz haliyle. Tığlar dayanamayabiliyor yani. Bu kadar zorlamaya tığlar ne yapsın? Ama sonuca değiyor. Bu şekilde 6 tane bakın. Şimdi kaç oldu? 1. 1, 2, 3, 4. 2 tane daha yapacağım. Böyle ikili. Ve bu sırayı artık kapatacağız. Şöyle arkadan da ipimi saklıyorum. Aynı noktaya bir kez daha. Son kısım şunun ortasına batıyorum arkadaşlar. Bakın orada zaten ufak bir V oluşuyor. Ortasına bir defa daha yapacağım. Biraz ipimi şöyle biraz karıştı gibi sanki düzelteyim. Böyle çift kat örmelerde bazen böyle bulaşıklık olabiliyor tabii ki. Evet. Sonuncu kısma bir defa daha batıyorum. Onun ikilisini yapmamıştım. İkincisini. Evet. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi birleşim kısmındayım. Birleşim kısmını da şu kısımdan yapıyorum. Bakın. Şuradan. Yine kaydırma yöntemiyle. Bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi artırmalarımız nasıl devam ediyor? Bilen arkadaşlar zaten devam edecektir. Bilmeyen arkadaşlar için detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi her birine iki defa battık. Burada toplam 6 tane ikilimiz oldu. Şimdi bu ikililer sabit kalacak. Bir de ortaya bir tane ekleyeceğiz. O da şöyle olacak. Şimdi ilk kısma, ilk V'nin ortasına batıyorum. İlk V'nin ortasına batıyorum. Bir defa daha batıyorum aynı noktaya. Bu benim ilk çiftim olacak. Artık şunu bir keselim. Karışmasın. İlk çiftimi yaptım. Yanına hemen bir tane tek yapıyorum. Yanına dediğim şu orta kısımlara yine batıyorum. Bir tane battım ama. Bir tane çift batmıştım az önce. Buna da bir tane tek battım. Yine şimdi sıradakine çift batacağım. Yani bu sırayı bu şekilde bir çift, bir tek olarak bitireceğim. Üçüncü sıramız böyle olacak. Bir çift, bir tekteydim şimdi. Sonra bir çift. Bu sıra yani üçüncü sıra bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi hızlıca bitirip dönüyorum. Çifte başlamıştım. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Sırayla bu şekilde bitirip dönüyorum. Son kısımdayım. Çiftle başlamıştım. Tek de denk gelmeliydi. Zaten öyle de oldu. Bakın şu kısma bir tane yapacağım. Çünkü sıra çift yapmıştım. Tekteydi. Bunu da tek yapıp birleştiriyorum. Şu kısımdan yine. Ama sıkıca. Şöyle sıkı tutarak birleştiriyorum. Üçüncü sıramız da bitmiş oldu. Dördüncü sıramızda da yine çiftler sabit kalıyor. Tekler bir tane artıyor. Büyümemiz bu şekilde olacak. Her sırada bir çift, iki tek. Diğer sırada bir çift, üç tek. Diğer sırada bir çift, dört tek. Tekler hep arta arta arta. Bu sefer tabanımız büyümüş olmuş olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4. sıradayım. Ne yapmam gerekiyor? Az önceki sırada bir çift,
bir tek yapmıştım. Şimdi bir çift iki tek yapacağım. Ama burada çok önemli bir püf noktası var. Bana Instagram üzerinde çok mesaj gönderiyorsunuz. Taban gönderiyorsunuz. İşte benim tabanım böyle yamuk yumuk oldu. Hiç düzgün yuvarlak olmadı. Sebebi şu. Çiftler hiçbir zaman üst üste denk gelmemeli arkadaşlar. Şimdi ben buraya çift yaptım ya. Çifti bu sefer şuraya koyacağım. Bir sonrakinde yine bu tarafa alacağım. Bir sonrakinde sağına, soluna, sağına, soluna diyerek çiftleri üst üste denk getirmeyeceğiz. Üst üste denk getirirsek böyle altıgen modeli oluşmuş oluyor yavaş yavaş. Şimdi ne yapıyorum o yüzden? İlk kısma şuraya batacağım ya. Çifte burada. Buraya denk getirmeyeceğim çiftimi. Şu tekin üstüne denk getireceğim. O yüzden ikili yani iki tane tek olan yeri de buraya yapacağım. Bir tane tek yaptım. Yanına bir tane daha tek yaptım. Şimdi iki tek yaptığım için mecbur tek çiftliği buraya koymam gerekiyor. Çünkü öyle ayarladım zaten. Çiftli buraya denk gelsin diye. Çünkü bu sıramız bir çift iki tek ya. Yerlerini oynuyorum sadece. Yerleriyle yani oynuyorum. Bir iki tane tek yapmıştım. Çift yaptım. Şimdi sıra yine iki tane tekte. Bunların yerleriyle oynayarak ve ortadaki teklerin sayısını her sırada artırarak istediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz. Bir çift, iki tek. Şimdi yine çifte sıra. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyorum. Bakın. Tek, tek, çift. Tek, tek, çift. Bir sonraki sırada ne yapacağım? Çifti ya buraya koyacağım ya buraya koyacağım. Buraya koymayacağım yani. Ama sadece 3 tane tek olarak devam edecek. Bir sonraki sırada 4 tek, 1 çift. Bir sonraki sırada yine çift sabit kalacak. 5 çift teke denk gelecek. Yani sırayla büyüte büyüte artık tabanımız oluşacak. Şimdi ben artık ufak bir yukarı çıkışı göstereyim. Şimdi kaç sıra örüp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra öreceğim. Sizler benim tabanım yaklaşık 21 santim oldu. Görmüş olduğunuz sepet. Orta büyüklükte bir sepetti. O da 12 sıra örülmüş oldu. 12 sıra. 12 sırada da yine bir. Bakın ben hızlıca 7. sıraya geldim. 7. sırada da 7. sıraya geldiğimde de yine çiftleri hiç üst üste denk getirmemişim. Bakın. Çift burada, çift burada, çift burada, çift burada, çift burada. Bakın zikzak çizmişim. Bu sepet tabanının en önemli püf noktası bu. Çünkü düzgün bir yuvarlak elde edebilmemiz için kesinlikle çiftler üst üste denk gelmemeli. Bu makaron çanta yapımında da aynıdır. Çünkü iki tane tabandan yapıyoruz makaron çantayı da. Neyse, şimdi bu şekilde ben toplam 12 sıra öreceğim arkadaşlar. Büyük sepet için söylüyorum. 12 sırada da bir çift 10 teke tekabül ediyor. Bunu yazarsınız, not edersiniz ve toplam 21 santim oluyor. Şimdi ama santim şöyle, katipiniz kalın olur, santimi uzayabilir biraz. Yani tam hani 20 santim, 22 santim ila değişebilir. Tığ numarasını farklı kullanabilirsiniz, santimi değişebilir. Siz bence sıraya riayet ederseniz keyfinize göre azaltır, sırada bırakırsınız. Bu kadar büyüklük iyi oldu ya da hayır ben devam edeceğim. Mantığını oturtursak istediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi ben size yukarı çıkış nasıl yapılıyor? Çift kattan tek kata nasıl ineceğiz? Yukarıyı tek kat öreceğiz çünkü modelden ötürü. Çift kat çok zorlayacaktır. Ama çok tok bir sepet elde etmek istiyorsanız böyle eğilip bükülmesin, tam böyle kalıp gibi dursun. Çift katla örmenizi tavsiye ederim. Ama ben sizlere düzgün anlatabilmem için kamera açısını zorluyor çünkü bazı şeyler. Tek katla göstereceğim ki zaten öyle de kullanıyorum. Dediğim gibi 12 sıra öreceksiniz benim santimime gelebilmeniz için. Ben şimdi size küçük bir şeyde modelde örnek gösteriyorum. Şimdi çift katla devam ediyorum. Bu yukarıya çıkış noktasını oluştururken de. 7. sıradayım. Minik bir örnek gösteriyorum. Sizler 12 sıra devam edeceksiniz en az. Dilerseniz çok daha büyütebilirsiniz. Şimdi
Bir tane zincir çekiyorum. Kasma yapmasın diye çeviriyorum. Çevirdikten sonra da şu kısımlara kaydırma yöntemiyle şöyle her birine batarak devam ediyorum. İpimizi çok sıkmayalım. Bu şekilde burada bir çizgi oluşturacağız. Böyle bir nokta oluşturacağız ki yukarıya batıp çıkabileceğiz o noktadan. Şimdi ben hızlıca bu sırayı dönüyorum. Sonra yine çevirip şu kısımlardan yukarı çıkmış olacağız. Burası ters kısmı. Ters kısmından örüyorum şu anda. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Burası başladığımız noktaydı. Şöyle. Burası iç kısmı sepetin. Şimdi artık tek kata ineceğim. Ama birleştirmeyi de yaptıktan sonra şöyle birleştirdim. Yine kaydırma yöntemiyle. Galiba orada kamera açısından çıktı. Bakın son ilmeği de yapmıştım. Yani şöyle geldim. Kaydırma yöntemiyle devam ettim. Şu kısım başlangıç noktamdı. Buradan batırdım tığımı. Yine kaydırma yöntemiyle. Burada da bir tane sıra oluşturmuş oldum. Şöyle. Şimdi artık bir kata indiriyorum ipimi. Şöyle biraz uzun bırakıyorum ki bir tanesini de saklaya saklaya örerim diye. Şimdi ince tığıma geçiyorum. 3 milim. Artık tek kata indim. Güzel tığıma geçebilirim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve çeviriyorum. İpimi de şöyle arkadan gizleyeceğim. Hemen dibine bir tane yapıyorum. Sonra yanındaki kısma bir tane yapıyorum. Sonra yanındaki kısma 3 tane yapıyorum. Evet, 3 tane. Özür dilerim. 2 tane yapıyorum. 3 taneyi araya yapacağız. Yani 1 yanına geçtim. 2 yanına geçtim. 3. 3 tane yaptıktan sonra bir noktaya çift batacağım. Şimdi yine yanına geçtim. 1 yanına geçtim. 2 bakın. Şurada sadece hemen dibinden başlamıştım. 2 tane tek tek oldu. Bir de burada yapacağım muhtemelen. Yine denk gelirse ama sayı bazen denk gelmiyor. Hiç önemli değil. Yani o kadar yukarıda fark ettirmez. Oraya son kısma geldiğimizde bakarız. Şimdi çift yaptıktan sonra 3 tane tek yapıyordum. Bunu yapma sebebimiz de her birine tek batarsak çift kattan tek kata geçtiğimiz için bu sefer büzüşecek. Çünkü çift kat kalınlığı haliyle çok daha farklıydı. O yüzden büzüşmesini engellememiz için de şuraya yani 3 tane de bir çift yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi çiftteymiş sıra. Şimdi bu sırayı bu şekilde hemen örüp dönüyorum arkadaşlar. Sonra artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet, son kısımdayım. Bakın denk gelmedi. Normalde çiftten sonra 3 tane yapıyordum. Çift. Şurada 2 tane olmuş oldu. Ama şu ara kısımda zaten denk geleceği için 3 gibi olabilir. Ama denk gelmeyebilirdi de söyledim. Yani hiçbir sıkıntı değil. Şuraya çift yapıyorum yani. Şimdi birleştirme kısmı şuradan. Bu kısımdan da birleştirip artık modelimizi kurmaya başlayacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz sıkı. İlk hemen şu dibinden şu kısımdan bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir tane normal sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki alt kısımdan alıyorum. Modelimi oluşturmak için. Bakın buraya normal battım. Sık iğne yaptım. Bir sonraki sırası şurası ya. Onun altına batıyorum. Ve hafif şöyle uzatarak çekiyorum. Bu şekilde bir sık iğne oluyor. Sıradakine batıyorum şimdi bir tane sık iğne. Şimdi ilk sırada belki kafanız karışabilir çiftler var diye. Hiç sıkıntı değil. Sıralar ilerledikçe zaten çok kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Burada da zaten sıradaki boşluk burasıydı.
Onun altı da burası olmuş oluyor. Mecburen orada hafif bir bolluk olabilir. Hiç sıkıntı değil. Zaten ileriki şeylerde, sıralarda daha düzgün bir model olacak. İlk sırada zaten bu belli olmaz. Şimdi sıradakine batıyorum, normal sık iğne. Şimdi bir alttakine batıyorum. Hafif uzatıyorum. Sıradakine batıyorum, normal sık iğne. Yani ortalarına falan batmıyoruz. Tabandaki gibi. Şu boşluklara. Şimdi normal batmıştım. Bir sonraki alt kısımdan alıyorum. Şimdi normal batıyorum. Bir tane normal kısma, normal sıradaki boşluğa. Bir sonrakini de alttaki boşluğa batarak bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi ikinci sırada da nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Artık istediğimiz uzunluğa gelene kadar, hem de birleştirme noktasını gösteririm. Artık istediğimiz uzunluğa gelene kadar sepetimizi örüp bitireceğiz. Şimdi ben hemen ikinci sıraya, birinci sıramız buydu, ikinci sıramız, üçüncü sıramızı da nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Bu şekilde hemen dönüp birleştirme noktasına geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu kısma da son kez batıyorum. Evet, normalde nasıl yapıyorduk? Bir alttan bir normal, bir alttan bir normal. Ama burada denk gelmedi. Hiç önemli değil. Yani bir tanesi de yan yana denk gelmiş olsun. Belki sizlerinki denk gelecektir. Şimdi iki tane normal oldu, yani alttan batma sırası denk gelmedi. Şöyle şu kısımdan birleştiriyorum tekrar. Nereye battığımı göstereyim. Yine kaydırma yöntemiyle alıyoruz. Hemen bir tane sıkı bir şekilde zincirimi çekip yukarı çıkıyorum. Şimdi sıra neydeyse tersini yapıyoruz. Sıra normal sık iğne ya, altına batıyoruz. Sıra alttan batmaya, normal batıyoruz. Şu şekilde hemen dibinden başlıyoruz bu şey bu arada. Yani şu kısımlara batıyoruz ya normalde. Ama şimdi alt sırasına batıyorum. Sıra onda çünkü. Normal sık iğne battıysam bir sonraki sırada, bir üst sırada tam tersini yapıyorum. Şimdi alttaki sırada altından batmışım. Şimdi normal batıyorum. Normal bir sık iğne yapıyorum yani. Hemen biraz ipimi açayım. Şimdi bakıyorum, altta ne yapmışım? Normal sık iğne yapmışım. O yüzden altına batıyorum. Uzun yapıyorum. Şimdi bakıyorum, bir önceki sırada uzun yapmışım. Şimdi kısa, normal sık iğne yapıyorum. Bakıyorum, normal kısa yapmışım. O yüzden uzun yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir uzun, bir kısa. Yine tam tersini yapıyorum. Alta bakarak ilerleyip alttaki sırada ne yaptıysam tersini yapıyorum üstüne. Bu şekilde modelimiz de oluşmuş oluyor. Şimdi ben bitirdiğim zaman büyük sepetin ölçülerini, işte zaten tabanını vermiştim 21 santim diye. Ördüğüm zaman yüksekliğini de sizinle paylaşacağım. Tam bitirdiğimde, şimdi ben minik çalışıyorum. Büyüğünün de tam ölçülerini zaten veririm. Şurada bir hata oldu, evet. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Modelimiz bu. Zaten ikinci sırada hemen kendini belli ediyor. Ama 4, 5, 6 daha da model oturuyor. Şimdi ben normal uzun sepetimi bitireyim. Tam ölçülerini size bildireyim. Bu şekilde yine sıra bittiği zaman yine aynı şekilde birleştiriyoruz. Diğer sıraya bir zincir çekerek yukarıya sıraya çıkıyoruz. Yine aynı şekilde aşağıda ne yaptıysam tam tersini yaparak üst üste yine denk getirmeyecek şekilde, yani bir öyle bir öyle. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Yine anlamadığınız bir sıkıntı, yaşadığınız bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Instagram'dan da yine paylaşırım her daim. Zaten orada püf noktalarıyla falan da anlatıyorum hep. Oradan da yazabilirsiniz. Şimdi ben hemen büyük sepetimi bitirip dönüş yapıyorum size. Ölçülerini vereceğim. Evet dostlar, şöyle yaklaşık, hemen ölçelim birlikte ne kadar örmüşüz. Tam 10 santim. 10 santim bu boyda bir, yani 22, 21 miydi? 22 santim çapındaki bir sepete bence ideal 10 santim. Buradan ekrandan büyük gibi görünüyor ama bu orta boy bir sepet. Şöyle elimi koyuyorum, bakın ortaya.
Yani aslında orta boy bir sepet, neredeyse küçük gibi. Bunu bence daha da büyük örebilirsiniz. Tabii daha da küçültebilirsiniz boy boy yaptığınızda. Ben şöyle orta boy denemek istedim. Dediğim gibi tam 10 santim olmuş. Şimdi artık kenar kısmına geçiyoruz. Kenar kısmını yapmasanız da olur. Ama yaparsanız eğer daha kullanışlı, daha uzun ömürlü bir sepetiniz olur arkadaşlar. Neden? Çünkü şu ağız kısımları zamanla yıpranacak. Yıpranmasını engellemek için de bu işlemi yapıyoruz. Bu işlem o kadar faydalı oluyor ki sepetlerde de çantalarda da zaten çoğunuz biliyordur. Şimdi normal birleştirme kısmı gibi şöyle kaydırma yöntemiyle nasıl ki birleştirmeyi yapıyorum. Bu şekilde de devam ediyorum. Şöyle sıra boyunca ne çok sıkacağım ne çok gevşek bırakacağım. Burası önemli. Çok sıkarsam yamultur. Düz bir sepetiniz olmaz. Çok gevşek bırakırsanız da ağzı bu sefer istediğimiz amaca uygun olmaz. Burası bir hafif de sıkı olacak ki daha uzun ömürlü kullanışlı olsun. Ha, yakıştırmıyorsanız çünkü burada uzun böyle bir şerit gibi duracak, çizgi gibi. Yakıştırmıyorum ben onu böyle kullanmak istiyorum derseniz de tabii ki zevkinize bağlı. Bu şekilde arkadaşlar sepetimizi bitirmiş olacağız. Yine şu birleştirme noktasına hemen geleyim. Birleştirelim. Sonra da iplerimizi saklayalım, gizleyelim. Artık sepetimiz bitmiş olsun. Evet canlar, şimdi bir sıra döndüm. Yani bitirdim. Son kısma da yaptım. Artık ipimi burada şöyle biraz büyükçe kesiyorum. Sürekli izleyenler bilir. Biraz garanticiyim bu konuda. Daha ince bir tığ alıyorum. Daha ince bir tığla da şöyle bu şekilde geçirip daha ince bir tığ oluşunun sebebi arkadaşlar hem ördüğümüz sepete zarar vermiyor daha ince bir tığ. Aynı şekilde tığla devam ederseniz biraz daha boşluklar yaratacaktır. O da hoş görüntüye sebep olmayacak. O yüzden şöyle bir tane önce tabii ki ipimizi sabitleyelim. Şöyle bir düğüm atalım. Sonra da bu şekilde gizliye gizliye gideceğim ipi. Şimdi vaktimizi çok harcamayalım. Şöyle birkaç tane yapacağım. Sizler çok daha uzun yapın lütfen. Şöyle devamında getireceğim. Şöyle ki arkadaşlar her seferinde söylüyorum kağıt iple çalışırken ne örerseniz örün. Mutlaka şöyle el ütüsü dediğimiz el düzeltmelerini yapın. Gerçekten çok fark ediyor. Bu bir motif çanta olur. Zaten normal çantalarda biliyorsunuz ki ütü yapabiliyoruz. Mutlaka şöyle el ütüsü yapın ki güzel sonuçlar elde edebilelim. Sormuş yani sorularınız varsa lütfen buradan da Instagram üzerinde yazabilirsiniz. Yine şu gözüme battı konuşurken ben onu bitireyim. Sepetin 10 santim olduğu boyu 22 santim de çapında. Dilerseniz büyütebilir, dilerseniz küçültebilirsiniz. Ben size püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Büyütüp küçültmek tabii ki sizin elinizde. Modelin adı da Instagram'dan çok yazan olmuş. Pirinç modeliymiş. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Bu modelle de bu birçok şey yapılabilir. Çantalar, yine sepetler vesaire. Güzel bir model. Çok bilinen bir model aslında ama sepetini çalışmamıştım. O yüzden çalışmak istedim. Instagram'da da beğenilince oradan da istenilmişti. Şöyle bitirmiş olalım. Evet, sepetimiz hazır arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabilir ya da satışa sunabilirsiniz sizler de. Yazın inşallah yeni çanta modelleri ve sepet modelleriyle yine sizlerle olacağım yaz boyunca. Sizlerden isteğim lütfen yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Buradan da yine videolarıma daha çabuk ulaşabilmek için bildirim kısmını açın. Ücretsiz bir şekilde zaten abone olun mutlaka. Bu sayede daha kolay her yüklediğim videoyu kolayca görebilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da yine ismim Mucize Yumak. Oradan da takip alırsanız mutlu olurum. Yine orada da 50 binlik bir aile olduk. 50 bin üye
takipçim var şu anda. Sizler sayesinde büyüyoruz. Siz bizden, siz ben sizden çok şey öğreniyorum. Dediğim gibi yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere diliyorum. Herkese kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın.